Kayboldum. Kayboldum. Kestirme dediler. Şu tepeyi aşınca gidersin Taşkent'e dediler. Bir değil beş tepe açtık. Daha Taşkent'e maşkent'e ulaşamadık. Yoruldum vallahi. Şurada bir dinleneyim iki dakika. Ahanda. Dağın başında bir taş ev. Taşkent bura mı yoksa? Vallahi andırıyor da yani. Taşkent'e de gelmiş olabiliriz. Ev taş çünkü. Hem bir sorayım adres madres sorarım. Hem bir soluklanırım bakalım. Bu evi niye dağın başına yapmışlar acaba? Şehre çok mu uzak? Bir şey mi olmuş? Önünde iki tane motor. Ulaşımı da var. Ahanda. Vış. Alanya 90 kilometre. Ben Alanya'ya gitmeyeceğim ki, ben Taşkent'e gideceğim. Buradan mı gideceğiz, buradan mı? Taşkent Alanya yolunda mı? Öbür yolda mı? Dur neyse öğreniriz. Anneciğim, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nadıp duruyorsunuz? Peki, senin adın ne annem? Ayşe anne, bu koyunun kafasını ne yaptınız? Üstte bir şey yürüdük. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Nasıl yapılıyor bu? Şişiriyor. Bir görelim. Koyunun kafası aslında lezzetlidir. Görüntüsü çok sempatik olmasa da tütsülenmiş bir şişin içerisinde. Ben ilk defa görüyorum. Bu sizin adet midir Ayşe anne? Burada adet. Koyunun kafası tütsülenir. Bir adı var mıdır? Kaçak. Çorba mı yapacağım bunu? Yaş kaçtır? 22. Maşallah. Siz yörük müsünüz aslan? Evet. Yörük kızları sert olur derler. Var mıdır aslan? Var. Sert misin? Evet.
nedir mesela sertlik? Adam mı döver? Adam döverim. Valla? Dövdün mü kız daha önce adam? Dövdüm. Niye dövüyorsun adamı? Asıl evlenmiyorum, dövüyorum. Sinirli misin? Evet. Kaça kadar okudun? Yarın öbür gün evlenmeyi düşünüyor musun Şükran? Vallahi. Öbür gün Allah nasip eder, hayırlı bir kısmet çıkarsa. O zaman olabilir. Ama zorlanacak çocuk, daha adını madını bilmiyoruz. Var mı bir aday? Korkuyorlar mı sana? Çok korkuyorlar. Buna yanaşamıyorlar. Celal abi, bu Şükran hanımefendi bayağı erkek gibi yetişmiş. Siz onu özellikle mi yetiştirdiniz? Ne kadar eğitim olsa da hani içten gelen bir şey olmazsa zaten ne kadar eğitim versen olmaz ama içinden geliyor her şeyi yapmak. Şükran Hanım efendim yanımda yılın 6 ayını dağda geçiriyor. Bir erkek olarak yanına yanaşmadan önce bir değil kaç kere düşünsün? Bir 10 kere düşün. Bahtın açık olsun diyeceğim ama elinde silahla bahtını kovalayamazsın. Seni kovalayacağım şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.